Merhaba, Türkiye'nin tek bilim ve teknoloji programı Teknopark'a hoş geldiniz. Biz her zaman sizler için teknolojinin çılgın dünyasını araştırmaya devam ediyoruz. Ve teknolojiden geri kalmak istemiyorsanız bu bölüm tam size göre. İşte Teknopark başlıyor. Biliyorsunuz futbol dünyası ikiye ayrılmış durumda. Futbol sporunda teknoloji kullanılmalı mı, kullanılmamalı mı? Biz de Teknopark ekibi olarak doğal olarak teknolojiden yana olduğumuz için bir Türk teknoloji şirketinin geliştirdiği akıllı futbol topunu test ettik. Herkesin merakla beklediği bir Türk teknoloji şirketinin geliştirdiği akıllı futbol topu ve onu birazdan test edeceğiz. Merhabalar. Merhabalar. Tabii herkes özelliklerini merak ediyor. Bu kapalı futbol sahasına geldiğimizde herkes topun yanına geldi. İşte bu top mu diye herkes merakla sorular size yöneltti. Ben de merak ediyorum özellikleri neler? Şöyle söyleyeyim, tabii ki kesin olan bir şey varsa hepimiz teknoloji çağını yaşıyoruz. Çok net. Artık teknoloji hayatın her alanına girmiş. Hepimizin cebinde akıllı telefonlar, bilgisayarlar. Biz de dedik ki madem hayatımızla beraber alınan teknolojinin cebinde futbol var. Futbola da teknoloji girebilir. Dünyanın ilk akıllı futbol topunu üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Özelliklerine gelince aslında akıllı futbol topu, akıllı saha teknolojileri dediğimiz ve 2016'ya kadar belki birçok insanın daha aşina olamayacağı ama şimdiden dünya ses getirmeye başlayan teknolojinin merkezi, yani beyni. Biz artık diyoruz ki sahaya 23. bir zekayı da sürelim, aklı sürelim ama onun tek işi maça bakmaktan ziyade verileri toplamak ve bu verileri bildirmek olsun. Şahin'in, yani akıllı futbol topu Şahin'in yaptığı da tam olarak bu. Peki ismi neden Şahin değil de Şahi? Şahi. Aslında çok büyük bir fark var. Şahi. Şahi ne demek? Aslında tarihi bilen izleyicilerimiz eminim ne olduğunu biliyorlar. Şahi bu topraklardan çıkmış bir icat. İcattan ziyade kendi alanında bir ilk. Şahi Fatih Sultan Mehmet'in daha Fatih unvanını almadan önce İstanbul'u fethetmek için mühendislerle, Türkiye'den mühendislerle, bu topraklardan insanlarla geliştirdiği topun adı. Ve alanında bir ilk. O Bizans surları, hiç yıkılmaz denen surları Şahi sayesinde yıkmışız. Teknopark programında akıllı basketbol topunu test etmiştik. Evet. Özellikle basketbol öğrencileri eğitim alırken performansını ölçmek için kullanılan bir toptu ve içinde de bir çip, bir bilgisayar çipi vardı aslında. Doğru. Bunun da özelliklerinden bahsedelim. Neler entegre edildi içine? Bahsettiğinizi çok iyi biliyorum. Buradaki en büyük farklılık şu. Hali hazırda Şahin'in 3 tane temel modu bulunmakta. Bu modların birincisi profesyonel dediğimiz, akıllı saha teknolojileriyle uyumlu. Yani akıllı saha sensörlerindeki gol olup olmaması, sahanın neresinde bulunduğu ve bizim akıllı bileklik dediğimiz teknolojilere entegre. Bunlar çok daha artık ebat olarak küçülüyorlar. Siz artık bu akıllı bilekliklerle o anda koşan futbolcunun kalp atışından tutun da nefes sistemini bile görebiliyorsunuz. Akıllı toplarla beraber, Şahin'deki verilerle beraber bizim yaptığımız şey şu. Sahada toplanan bu verileri profesyonel anlamda teknik direktörlere, takımlara ve kişilere ulaştırmak. Ama ikinci modu idman dediğimizde ise biraz önce bahsettiğiniz üründe örnek olduğu gibi kendilerine hedefler koyup geliştirebilecek, kişisel beceriyi artırabilecek. Tabii şu anda akıllı futbol topu bir prototip ve halen Ar-Ge çalışmaları, araştırmaları, yazılımın güncellemeleri şu anda devam ediyor ve yazılım yayınlandıktan sonra ve onaylar alındıktan sonra biz de Şahi isimli akıllı futbol topunu test edebileceğiz ve 29 Mayıs'ta ilk testler başlayacak herhalde. Hatta 29 Mayıs'ta şöyle bir tarih. Bizim için de çok güzel çünkü Şahi İstanbul'un fethedik. İstanbul'un fethinde yıl dönümü. Bunu bile bile yapmadık ama halihazırda bu Şahi bir Ar-Ge projesi. Yazılımının yayınlanması için bizi de aşan belli yerler var. Ama şunu çok net söyleyebilirim. Her şeyimizde hazırız. Bundan sonra elde ettiğimiz verileri nasıl kullanacağımızı lansmanda da bahsettik. Yılmaz hocamız, Rıza hocamızın da destekleriyle onların da verdiği veriler uyarınca gerçekleştireceğiz. Ve sahaya ilk çıktığımız denemeden sonra da geliştirerek devam edeceğiz.
göreceğiz. Çünkü ihtiyaçlar bitmiyor. Her gün bu Şahi topunun yapacağı yeni bilgilere, yeni verilere ulaşıyoruz. Mesela sahada neler yapabilecek? Mesela hatalı pasları algılayabilecek mi? Emin olun o teknolojik kadar içine entegre ettik. Halihazırda top kendi başına vuran kişinin vurma hızını, vurma açısını, yüksekliğine kadar birçok şeyi kendi özellikleri yapabiliyor. Fakat dedik ya akıllı saha teknolojileri sadece topun vuruş hızı ve paslaşmalarının dışında akıllı bileklikler sayesindeki şu anda Şahin'in geliştirdiğimiz bileklikler var. Futbolcularda iki takımın futbolcuya taktığı bileklikler ve tanımlandıktan sonra içindeki teknoloji top kendine en yakın aldığı sensör sayesinde kimin ayağında olduğunu anlayabiliyor. Ve bu kişinin attığı pas sayesinde eğer kendi takımdan olmayan birine gittiyse bunun bir hatalı pas olduğunu, kendi takımdan birine gittiyse bir doğru pas olduğunu da ölçümleyebiliyor. Yani siz maçın sonunda sanki profesyonel bir istatistik tablosuna bakar gibi kaç hatalı pas attınız, ne kadar koştunuz, topu ne kadar sürdünüz, topun bulunduğu alanda ne kadar zaman geçirdiniz, kaç tane topunuz, vuruşunuz kaleye vurdu, hepsini görebileceksiniz. Futbol dünyası ikiye ayrılmış evet. durumda. Kimi kesinlikle teknoloji olmamalı diyor futbol evet. sporunda. Kimileri de bizim gibi teknoloji olsun diyor. Neden böyle ikiye ayrıldı sizce? Çünkü şöyle bir önyargı var. Acaba o futbolun sihri bozulur mu? Ben onlara aynı soruyu soracağım. Şu zamana kadar zaten birçok teknoloji gelişme oldu ve sihir bozulmadı. Tam tersi daha da uluslararasına yayıldı. Şu anda artık ekrana baktığımızda arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle ne kadar mesafede baraj kurulduğunu görebiliyoruz. Eskiden böyle bir teknoloji yoktu. Eskiden bu kalitede yayınlar yoktu. Çizgi kameraları yoktu. Veya her yıl baktığınızda sadece futbol topuna değil ayakkabıda giydiğimiz formalara kadar birçok teknolojik şey var. Şunu söyleyeyim. O sihri bozmayacak o kadar daha çok şey var ki Şahi birçok tartışmayı bitirse bile yeni tartışmalar başlayacak. Çünkü futbolun sihri o bilinmezliği. O tam olarak kimin kazanacağını veya sonucu tahmin edememezlik. Şahi sadece işi kolaylaştırıp gerçekten o futbolun özünde yatan eğlenceye odaklanmamızı sağlayacak. Her gün yeni bir akıllı cep telefonu uygulamasıyla karşılaşmamız mümkün ve genç girişimciler de yeni uygulamalar geliştirmeye devam ediyor. Bu hafta tanıtacağımız akıllı cep telefonu uygulaması hepinizin ilgisini çekecek. Kısaca özetleyelim. Bu uygulamayla neler yapabiliyorsunuz? Örneğin siz Taksim'den Yeşilköy'e gideceksiniz ve aracınız yok. Toplu taşımayı da kullanmak istemiyorsunuz. Peki hangi arkadaşınızın o güzergah üzerinde olduğunu nereden bileceksiniz? İşte bir Lübnanlı girişimcinin geliştirdiği bu sosyal ağ bakın neler yapabiliyor. You are from Beirut and you live in Istanbul right now, but how did you end up here? I'm Lebanese, I'm from Beirut. The story starts like 4 years ago. I used to work in a multinational company that has offices in Istanbul and in Beirut, and we were having a training in Beirut. I went to the training and I scanned the room and I sat next to the most beautiful lady in the room. She was a Turkish lady. We got married a year and a half later. She moved to the Beirut office of the company, and then a year later we moved to Istanbul, which was in summer of 2012. We moved together to Istanbul, and here I am. So you designed and built an application called Volt. So what can we do with Volt? Volt is a ride-sharing app. It simply connects people going in the same direction and helps them connect together and share a ride. Instead of driving each one alone, you can go with someone who's going in the same direction from the same location you are at. I had the idea about a year ago. I was stuck on Feseme, on the bridge, and traffic was not moving. And I was driving alone, of course, and I looked around and everyone was driving alone. There were so many empty seats in the cars. And I thought, you know what, there should be a system that connects people who are going in the same direction, maybe. Because maybe there's someone who works in the same building that lives in the same compound where I live that we can go together. So this is how I had the idea a year ago. Today we are a team of 5 people. I have 4 Turkish partners. Like a month ago, we received an investment from Emre Aydın, not the şarkıcı. Emre Aydın, he's the founder and chairman of one of the leading e-commerce websites in Turkey. So
So how can I use this application? And everybody's going to ask you now, is it safe to use that application? Do I see only my friends? You download Vault from the iOS App Store, and then you have to log in with Facebook. And we require that because of safety reasons. So once you log in with Facebook, you can select who sees your rides. Is it friends, friends of friends, or everyone on Vault? So you can say, I want my rides to be visible to only friends or to friends of friends. Once you log into the app, you can see simply a ride feed of all the drivers and the passengers. Everyone specifies from where to where they're going. And if you find someone who matches your destination, you can reserve a seat in their car. They get a notification and then they can approve or decline. So everyone has control on who gets in their car. You can see their profile, see how you're socially connected to them, and see the ratings and reviews. So everyone rates and reviews everyone. I'm sure now all the viewers are going to ask, you were working in a multinational company and then you left your job to build this application. My first question is, was it worth to leave your job? And the second one, what will be your business model? Like, how are you planning to earn money from this application? First of all, regarding our business model at this stage, it's confidential information. Like, we did not announce our business model and how we plan to make money out of this. But in general, applications, they get more and more valuable the more people use them. So for any entrepreneur out there that has a business idea or an application idea, they need to look at how many people is the potential of using this app. Regarding was it worth me leaving the job or walking away from a corporate salary, the answer is yes, because you know our vision is to, like, we really want, as a whole team, the six of us right now, including the investor, we want to change how people commute in Istanbul. This is our dream. We want to create a more efficient way of commuting. We want to reduce traffic in Istanbul, reduce CO emissions, and make the traffic more efficient. So that's a great vision that we are excited every day in the morning to wake up and start working for. İkincisi düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı herkesi büyüledi. Fuar bu yıl 100'ün üzerinde dünya ve Avrupa premieri gerçekleştirdi. Bu 100 yeni modelin çok önemli bir kısmı çevreye yönelik yeniliklerle dikkat çekti. Bu yılın geçen yıllara göre en önemli farkı ise 16 adet elektrikli aracın tanıtılmış olması. Cenevre Otomobil Fuarı 2014 yılının en teknolojik modellerini tanıttı. CarPlay isimli teknoloji araç içi iletişimine yeni bir boyut getiriyor. Bu sistem akıllı telefonun yol boyunca otomobille işbirliği yapmasını sağlıyor. Alanında devrim niteliğinde bir yenilik yaratacak CarPlay ile telefonunuz aracınızdaki eğlence sistemini kontrol etmenizi sağlıyor. Sistemi dilerseniz dokunmatik ekran üzerinden veya direksiyona entegre tuşa basarak Siri üzerinden kullanabiliyorsunuz. Bir diğer dikkat çeken özellik ise bir Amerikan şirketinin vitese yerleştirdiği GPS sistemi. Otomobil uydudan aldığı imgelerle yolunuza çıkacak her şeyi önceden tahmin edebiliyor. Uydu yardımlı şanzıman, GPS sinyalleri sayesinde sizi bekleyen yollara uygun şekilde vites değişikliği yapıyor. Araç içinde koltukların iki kişinin birbirini görebileceği şekilde tasarlanan otomobil de oldukça ilgi çekti. Bir Alman devi ise dünya üzerindeki en ekonomik araç olan yeni modelini tanıttı. 1 litre benzinle kilometrelerce yol alan araç bu yönüyle oldukça çevre dostu.
Bir Amerikan şirketi ise güneş enerjisiyle çalışan türünün ilk örneği olan bir modelini görücüye çıkarttı. Araç hem şarj portu aracılığıyla elektrikli şarj istasyonlarından hem de tavanında yer alan güneş enerjisi panelleri aracılığıyla yakıt ihtiyacını karşılayabiliyor. Otomobilin tam elektrik şarjı ile hibrit kullanımında yaklaşık 997 kilometre menzili bulunuyor. Bunun yaklaşık 34 kilometresi tamamen güneş enerjisi ile elde edilen elektrikten karşılanabiliyor. Sizleri bu görsel şölenle baş başa bırakıyoruz. Türkiye'nin bir lider iletişim ve teknoloji şirketi engellilerin hayatını kolaylaştırmak için hizmetler sunmaya devam ediyor. Son olarak görme engellileri için çok güzel bir servisi hayata geçirdiler. İşte detaylar. Siz Türkiye'nin bir lider iletişim ve teknoloji şirketi olarak her zaman engellilerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyorsunuz. Biz de doğal olarak Teknopark programında her zaman onların hayatını kolaylaştıran teknolojik cihazları, sistemleri tanıtmaya devam ediyoruz. Neler yaptınız bugüne kadar? Tabii. Siz de demin belirttiğiniz gibi biz sektörümüzde, kendi alanımızda lider bir operatörüz. Ve buradaki amacımız her zaman müşterilerimize teknolojik çözümlerle hayatlarını kolaylaştırmak ve zenginleştirmek. Engelli müşterilerimiz için de bu konuda bir sürü fırsat gördük açıkçası ve bu konuda bir sürü çalışmalarımız var. Bahsetmek gerekirse birkaçından, birincisi öncelikle biz engelli müşterilerimizin GSM ürünlerinden çok yararlı, çok avantajlı bir şekilde yararlanmalarını istiyoruz. Dolayısıyla onlara diğer müşterilerimize göre çok daha avantajlı tarifelerimiz var. Görme engelli müşterilerimiz için sesli fatura sözleşme servislerini yaptık. Aynı zamanda görme engelli müşterilerimiz eğer isterlerse kendi kaç dakikaları kaldığını, ne kadar internetlerin kaldığı, bakiyelerinin ne olduğunu çok rahatlıkla sesli bir şekilde öğrenebiliyorlar. İşitme engelli müşterilerimiz içinse çağrı merkezlerimizi görüntülü olarak yaptık. Yani işitme engelli bir müşterimiz aradığında görüntülü görüşmeyle bizim agentlarımızla görüşebiliyor. Aynı zamanda gene işitme engelli müşterilerimiz eğer isterlerse çalarken dinle servisiyle telefonlarına kendilerinin işitme engelli olduğunu söyleyebiliyorlar. Böylece arayan bir kişi onların engelini öğreniyor ve ona göre iletişim kurabiliyor. Aynı zamanda biz gene işitme engelli müşterilerimizin bir akıllı telefonu aldığında veya internete nasıl gireceğini merak ettiğinde rahatlıkla yapabilsinler diye çeşitli videolarımız web sitemizde mümkün. Tabi cep telefonu da hayatımızın bir parçası. Artık bir bilgisayar sonuçta. Her şeyi oradan yapıyoruz. İşte bankacılık işlemlerimizi oradan yapıyoruz. Arkadaşlarımız oradan sosyalleşiyoruz. Her şey çok önemli. Şimdi hayal ortağım dediniz. Hayal deyince tabii çok merak ettim bunun içeriğini. Birincisi güncel haberlerin hepsini içeriden ulaşabiliyorlar. Bütün günlük gazeteler, güncel haberler içinde mevcut. Aynı zamanda köşe yazarlarını izleyebiliyorlar, dinleyebiliyorlar. Onların yazılarını içeride tutuyoruz. Aynı zamanda içeride oldukça kapsamlı bir kütüphanemiz var. Klasik kitaplardan güncel çok kitaplara iyi. Kadar içinde 3000-4000 adet kitabın olduğu bir kütüphanemiz bulunmakta. Bunun haricinde eğer müşterilerimiz isterse yüzlerce eğitimden herhangi birini seçip eğitim alabiliyorlar. İçine İngilizceden hobilere kadar çeşitli eğitimlerimiz var. 1,5 senedir 45 bin kişi aradı. 350 bin çağrı oldu. Ve gördüğümüz üzere de 2 milyon dakika kadar da burada vakit geçirmişler gibi görüyoruz. Bu gittikçe de artan bir şekilde devam ediyor. Artık 7'den 70'e herkes teknolojiye meraklı. Anladığım kadarıyla bayağı ilgi de var bu servise. Ne düşünüyorsunuz? Çok haklısınız. Biz de bu servisten oldukça memnunuz. Hatta şu ara çok da sevinçliyiz. Çünkü
bu iletişim teknolojisi için çok önemli olan 2014 GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde toplumsal ve ekonomik destek kategorisinde en iyi mobil uygulama alanında bu servisimizle biz de aday olduk. Ve orada dünya devleri, AT&T gibi dünya devlerinin finale kaldığı bir şeydi. Onları da geride bırakarak dünya birincisi olduk. Biz de Teknopark programında yaklaşık 2 ay önce bir görme engelli arkadaşımla bir akıllı cep telefonu için geliştirilen bir uygulamayı tanıtmıştık. Tekrar onun haberini yapmak isterim. Peki şu an belki görme engelli aile bireyleri, dostları olan kişileri de belki önermek isterler bu uygulamayı. Nasıl faydalanacaklar? Tabii aslında çok kolay. Bizde şu anda görme engelli olarak kayıtlı olan müşterilerimiz 80-20'ye bir mesaj atarak çok rahatlıkla hayal ortağım yazarak göndererek çok rahatlıkla bu servisten yararlanabilirler. Tabii ki servisin içinde bir sürü doküman, telif hakkı olduğu için sadece biz bu servisi görme engelli vatandaşlarımıza ücretsiz olarak verebiliyoruz. Dolayısıyla eğer bizde henüz kaydı olmayan görme engelli müşterilerimiz de var ise onlar da en yakın bir iletişim noktasına belgeleriyle gelip bize bu belgeleri sağladıktan sonra çok rahatlıkla bu servise üye olabilirler. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bu güzel ve faydalı bilgiler için. Ben çok teşekkür ederim. Teknopark'tan bu haftalıkta bu kadar. Haftaya aynı saatte teknolojinin sihirli ve çılgın dünyasıyla karşınızda olacağız. Eğer teknolojiden geri kalmak istemiyorsanız Teknopark'ta görüşmek üzere. Hoşça kalın.